Evet, bugün yine bir sahada olacağız. Bugün Somalı Mahallesi'ne gideceğiz. Somalı Mahallesi deyince tabii çokça gazeteci, televizyoncu, yazar, çizer çok farkında değil, farkında olmayabilir. Bir zamanlar ben Filistin Mahallesi, Afgan Mahallesi dediğimde bir kısım sözde gazeteciler, yazarlar benimle dalga geçmişlerdi, yazı yazmışlardı. Utanmadılar, arlanmadılar. İnşallah bir gün onlar imkanlarını, olanakları olursa onları da o mahallelere götüreceğim. Bugün de Somalı Mahallesi'nde olacağız. İstanbul'daki bütün mahalleleri arkadaşlarımızla dolaştık, dolaşmaya devam ediyoruz. Çok büyük sorun var, çok büyük sıkıntı var, yoksulluk var, sefalet var, işsizlik var, intihar var, kayıp çocuklar var ve uyuşturucu var. Daha sayabileceğim binlerce sorun var. Bütün bu sorunlara rağmen iktidar mensuplarının mahallelerde, sokaklarda dolaşması gerçekten kanıma dokunuyor. Bütün muhalif partilere, başta kendi partime seslenmek istiyorum. İşinizi gücünüzü bırakın, sahada olun, sokakta olun. Adeta trafik polisi gibi. Herkes sizi görebilsin. Görünür hale gelin. Çünkü bu seçim son seçim. Ya bu rejimi değiştireceğiz, ya bu rejimin bize, topluma dayatmış olduğu bu sistemi değiştireceğiz, ya da bu sisteme, bu rejime biz teslim olacağız. Asla teslim olmayacağız. Milletimiz hazır. Heyecanla sandığı bekliyor. Hani bir deyim var ya, kurt yedi ayazı unutmaz. Vatandaşımızın yediği bu sorunlar, sıkıntılar, sorunlar. Bir şeker düşünün. Bir kilo şekerin 30 lira. Acı tuzun 15 lira olabileceğini kim düşünürdü? Hani rahmetlik Mahsun-u Şerif der ya, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Soğanın 15 TL olduğu bir ülkede muhalefetin %70'lere vurması lazım. Gelin güç birliği yapalım, ülkemize demokrasi ve özgürlük getirelim.